Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu modal fiil können. Evet, können modal fiiline baktığımızda arkadaşlar bu güzel Türkçemizde yapabilmek anlamına gelmekte. Söz gelimi yüzebiliyorum derken arkadaşlar burada yapabiliyorum, edebiliyorum dediğimizde yüzebiliyorum yani tek bir kelimenin içerisinde güzel Türkçemizde kullanılıyor. Ancak Almanca'da baktığımızda arkadaşlar bunu yardımcı fiil olarak kullanmamız gerekiyor. Dilerseniz öncelikle können'i çekimleyelim, onun ardından cümle içerisinde inceleyelim. Buraya baktığımızda arkadaşlar können modal fiilini ich kann, demek ki ich kann, ben yapabilirim anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Du kannst, yapabilirsin, du kannst. Er kann, sie kann, es kann. Evet, üçüncü tekili demek ki er, sie ve es için ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Können'i er kann, sie kann ve es kann şeklinde yorumluyormuşuz. Wir için, evet, üçüncü çoğulda, evet, düzeltiyorum. Birinci çoğulda wir, biz yapabiliyoruz derken wir können demiş oluyoruz. İkinci çoğulda karşımızdaki bir topluluğu kastettiğimizde iki ve daha fazlası insanlar için siz yapabilirsiniz dediğimizde ihr könnt. Saygı formunda ya da nezaket formunda sie yapabilirsiniz derken sie können. Üçüncü çoğul olarak baktığımızda da sie können demiş oluyoruz. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Buradaki örnek cümlelere baktığımızda öncelikle olağan bir cümle olan ich fahre Fahrrad cümlesine bir bakalım. Burada fahren sürmek demek arkadaşlar. Kara taşıtları için kullanılan bir eylem olan fahren'i görüyoruz. İşe göre çekimlendiğinde ich fahre demiş oluyoruz. Bisiklet diyecek olursak Almanca'da bu Fahrrad ya da Rad şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Rad ya da Fahrrad demek ki bisiklet demekmiş. Ben bisiklet sürüyorum derken ich fahre Fahrrad diyoruz. Ben şimdi bu noktada arkadaşlar ben bisiklet sürebilirim dediğimde ne yapıyorum? Bakın burada ben yapabilirim derken ich kann Fahrrad fahren. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Asıl fiilim fahre. Ne olmuş? Fahren. Mastar halde fahren şeklinde yorumlanıyor ve ben yapabilirim, ne yapabilirim? Bisiklet sürebilirim derken ne diyeceğim? Ich kann Fahrrad fahren. Demek ki burada mastarda fahren kalmış oluyor. Çekimlediğimse ich kann şeklinde, ich kann Fahrrad fahren şeklinde yorumlanıyor. Buraya baktığımızda şimdi bunun sorusunu sorduğumuzda sen bisiklet sürebilir misin diye sorduğumuzda burada bu sefer du formunu incelediğimizde du kannst şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla bisiklet sürebilir misin derken arkadaşlar sanki bu asıl fiilimmiş gibi davranıyorum. Ve bu sefer ne yapıyorum? Bunu başa getiriyorum. Kannst du Fahrrad fahren sorusunu sormuş oluyorum. Yani sen bisiklet sürebilir misin diye sorduğumda demek ki kannst du Fahrrad fahren. Evet, buradan şöyle bir kural çıkıyor ortaya. Nedir o arkadaşlar? Modal fiilimi ikinci pozisyona getiriyorum ve mastar halde ne yapıyorum? Cümlenin sonuna fiilimi atmış oluyorum. Burada ise ben bunun sorusunu soracak olursam arkadaşlar modal fiilimi başa getiriyorum ve asıl fiilim gene nerede? Mastar halde cümlenin sonunda. Demek ki bu şekilde de ne yapıyormuşum? Sorusunu sormuş oluyormuşum. Demek ki sen bisiklet sürebilir misin derken kannst du Fahrrad fahren? Evet, bisiklet sürebilir misin diye sorduğumda kannst du Fahrrad fahren? Evet, bisiklet sürebilirim diyeceğim. Ja, ich kann Fahrrad fahren. Evet, ben bisiklet sürebilirim. Ja, ich kann Fahrrad fahren. Şimdi olumsuzladığımda ne yapacağım? Buradaysa nein, ich kann nicht Fahrrad fahren. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Ich kann nicht Fahrrad fahren. Bisiklet süremem, değil mi? Yapamam anlamına gelmiş oluyor. Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren. Tabii bunun kısa formu da var arkadaşlar. Günlük dilde uzun uzadıya hayır bisiklet süremem diyebileceğim gibi hayır yapamam ya da evet yapabilirim diyebilirim, öyle değil mi? O noktada ne yapıyorum arkadaşlar? Ja, ich kann. Evet yapabilirim. Ja, ich kann. Hayır yapamam. Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann nicht.
Hayır, yapamam. Demek ki nein, ich kann nicht. Evet, yapabilirim derken ya ich kann demiş oluyorum. Peki ben eğer süremez misin, yapamaz mısın şeklinde soracak olursam gene bunun bu sefer bakın burada olumlu ve soru formunu görüyoruz. Ancak burada olumsuz soruyu inceliyor olacağız arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? Olumsuzluğumuz nedir? Nicht. Dolayısıyla kannst du nicht Fahrrad fahren? Bisiklet süremiyor musun? Gibi bir soru şekline bürünmüş oluyor bu sefer nicht yapısı. Burada da gene aynı şekilde ne yapıyorum? Kannst'ı getirmiş oluyorum. Kannst du nicht Fahrrad fahren? Bisiklet süremiyor musun? Şimdi biz bunu evet sürebiliyorum diyebileceğim gibi ne diyebilirim güzel Türkçe'de? Tabii ki yapabiliyorum dediğimde Almanca'da bu sefer doch diyorum arkadaşlar. Bakın burada cümlenin içerisinde yapamaz mısın, edemez misin gibi nicht yapısını gördüğümüzde tabii ki yaparım derken doch demiş oluyorum. Doch ich kann sehr gut Fahrrad fahren. Bu sefer ne diyoruz arkadaşlar burada? Sehr gut neydi? Bakın burada gene modal fiilimizi görüyoruz. Sehr gut çok iyi demek. Evet, çok iyi bisiklet sürebiliyorum. Bakın burada bir şey var, bir şaşkınlık var öyle değil mi? Bir merak var. Nicht'te yapamıyor musun, edemiyor musun? Hayır. Güzel Türkçe'de ne deriz arkadaşlar? Bilakis çok çok iyi bisiklet sürerim deriz ya. Burada da böyle bir anlam var. Doch ich kann sehr gut Fahrrad fahren demiş oluyorum. Bakın burada bu pekiştirici ne kadar iyi kullandığımı modal fiilden hemen sonra belirtiyorum. Mastarda da asıl fiilim kalmış oluyor. O da nedir? Fahren yani ya da işte güzel Türkçemizdeki karşılığı olan sürmek. Hayır, bisiklet süremiyorum derken bu şekilde de gene verebiliyoruz. Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren diyebiliyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich fahre Fahrrad. Ich fahre Fahrrad. Ich kann Fahrrad fahren. Ich kann Fahrrad fahren. Kannst du Fahrrad fahren? Kannst du Fahrrad fahren? Ja, ich kann Fahrrad fahren. Ja, ich kann Fahrrad fahren. Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren. Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren. Ja, ich kann. Ja, ich kann. Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. Kannst du nicht Fahrrad fahren? Kannst du nicht Fahrrad fahren? Doch, ich kann sehr gut Fahrrad fahren. Doch, ich kann sehr gut Fahrrad fahren. Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren. Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren. Son iki cümleyi de devam edelim arkadaşlar. Maria und Joachim kochen. Evet, Maria bu bir kadın ismi. Joachim bu da yine bir erkek ismi arkadaşlar. Kochen pişirmek demek. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar Maria und Joachim kochen. Burada iki kişiden bahsettiğimizden dolayı bu sie kapsamında, bakın buradaki sie können kapsamında incelenmesi gerekiyor. Şimdi Maria ve Joachim pişiriyorlar, yemek pişiriyorlar anlamında. Yemek pişirebiliyorlar diyecek olursak ne yapacağız arkadaşlar? İkinci pozisyona können'i getireceğim. Dolayısıyla Maria und Joachim können kochen denildiğinde demek ki bu ikisi ne yapabiliyormuş? Yemek pişirebiliyormuş. Dolayısıyla ne yapıyorum? Özneden hemen sonra ikinci pozisyonda modal fiilimi getiriyorum ve asıl fiilim kochen'i de mastar halde cümlenin sonuna atmış oluyorum. Bunun sorusunu sormak istediğimizde kısaca Maria und Joachim yerine sie de diyebiliriz. Dolayısıyla onlar pişirebiliyor mu, yemek pişirebiliyor mu diyecek olursak ne yapıyoruz? Modal fiili başa alıyoruz ve diyoruz ki können sie kochen? Onlar yemek pişirebiliyor mu? Können sie kochen? Evet, onlar yemek pişiriyor derken burada ne yapıyorum? Ja, sie können kochen. Evet, onlar yemek pişirebiliyor. Ya da kısaca ne derim arkadaşlar? Evet, onlar yapabiliyor. Dolayısıyla ja, sie können
şeklinde de yorumlayabiliyorum. Nein, sie können nicht kochen cümlesine baktığımızda arkadaşlar, demek ki ne yapıyorum? Özneden hemen sonra können'i getiriyorum ve asıl fiilim kochen'i mazhar halde bırakıyorum. Yani kochen ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş ve Nein, sie können nicht kochen. Kısaca söyleyecek olursak bu cümleyi Nein, sie können nicht de diyebilirdik. Ancak sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar burada ne görüyoruz? Bir soru ve olumsuz yapıyı görüyoruz. Dolayısıyla nicht ve können'i gördüğümüzde bir cümlenin içerisinde ne yapacağız arkadaşlar? Können sie nicht kochen? Onlar yemek pişiremiyor mu? Evet, burada da ne olmuş arkadaşlar? Modal fiilin başa gelmiş ve können sie nicht kochen? Onlar yemek yapamıyor mu? Ne diyeceğim? Doch, sie können wunderbar kochen. Bakın burada az önceki örnekte de vermiş olduğum gibi olumsuz olduğundan dolayı tabii ki yapabiliyorlar, tabii ki pişirebiliyorlar derken doch demiş oluyorum ve doch, sie können wunderbar kochen. Harikulade pişirebiliyorlar demiş oluyorum bu cümlede. Olumsuzladığımda da tıpkı burada olduğu gibi Nein, sie können nicht kochen demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Maria und Joachim kochen. Maria und Joachim kochen. Maria und Joachim können kochen. Maria und Joachim können kochen. Können Sie kochen? Können Sie kochen? Ja, Sie können kochen. Ja, Sie können kochen. Ja, Sie können. Ja, Sie können. Nein, Sie können nicht kochen. Nein, Sie können nicht kochen. Nein, Sie können nicht. Nein, Sie können nicht. Können Sie nicht kochen? Können Sie nicht kochen? Doch, Sie können wunderbar kochen. Doch, Sie können wunderbar kochen. Nein, Sie können nicht kochen. Nein, Sie können nicht kochen. Sonraki cümleyle devam edelim arkadaşlar. Das Baby kann sprechen. Evet, sprechen arkadaşlar konuşmak demek. Das Baby adı üstünde bebek demek. Evet, bebek konuşabiliyor derken arkadaşlar ne yapıyorum? Das Baby kann sprechen. Burada ne olmuş arkadaşlar? Können'i hemen özneden sonra getiriyorum. Das Baby hangi kapsamda olmuş oluyor? Üçüncü tekil kapsamında. Dolayısıyla bebek konuşabiliyor derken Das Baby kann sprechen demiş oluyorum. Şimdi ben bunun sorusunu sormak istediğimde demek ki ne yapacakmışım? Können'i cümlenin başına getirecekmişim ve das Baby'ye göre çekimlediğimizde demek ki kann oluyormuş. Kann das Baby sprechen? Bebek konuşabiliyor mu? Evet, bebek konuşabiliyor derken ja, das Baby kann sprechen demiş oluyorum. Demek ki evet, bebek konuşuyor, biliyor. Ne diyeceğim? Ya da ja, das Baby kann sprechen. Hayır, bebek konuşamıyor derken nein, das Baby kann nicht sprechen. Burada da ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Nicht ile cümleyi olumsuzlamış oluyorum. Tabii başına nein, değil mi? Hayır, bebek konuşamıyor derken nein'ı getirmem gerekiyor. Nein, das Baby kann nicht sprechen. Peki ben olumsuz soru soracak olursam ne yaparım? Kann das Baby nicht sprechen? Bebek konuşamıyor mu? Evet, burada bir şaşkınlık ya da bir hayret anlamına geliyor, öyle değil mi? Bebek konuşamıyor mu? Kann das Baby nicht sprechen? Doch, das Baby kann sprechen. Tabii ki bebek konuşabiliyor, değil mi? Doch, das Baby kann sprechen. Hayır, bebek konuşamıyor. Nein, das Baby kann nicht sprechen demiş oluyorum. Tıpkı baştaki cümlede olduğu gibi. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Baby kann sprechen. Das Baby kann sprechen. Kann das Baby sprechen? Kann das Baby sprechen? Ja, das Baby kann sprechen. Ja, das Baby kann sprechen. Nein, das Baby kann nicht sprechen. Nein, das Baby kann nicht sprechen. Kann das Baby nicht sprechen? Kann das Baby nicht sprechen? Doch, das Baby kann sprechen. Doch, das Baby kann sprechen. Nein, das Baby kann nicht sprechen. Nein, das Baby kann nicht sprechen.
Sonraki cümleyle devam edelim arkadaşlar. Ihr versteht Ursula. Evet, Ursula bir kadın ismi arkadaşlar. Verstehen de anlamak demek. Siz Ursula'yı anlıyorsunuz derken karşımızdaki topluluğu kastetmiş oluyoruz. İki ve daha fazlası insanlar için ihr. Dolayısıyla verstehen anlamak. Ihr versteht Ursula. Sizler Ursula'yı anlıyorsunuz demiş oluyoruz. Peki modal fiilim können olacak olursa bu cümlenin içerisinde, yani sizler Ursula'yı anlayabiliyorsunuz diyecek olursak ne olacak? Ihr könnt şeklinde yorumlamam gerekiyor, öyle değil mi? Dolayısıyla ihr könnt Ursula verstehen. Ne yapıyorum? Modal fiilim ikinci pozisyonda ve mastar halde eylemimi cümlenin sonuna atmış oluyorum. Dolayısıyla ihr könnt Ursula verstehen. Bunun sorusunu sormak istediğimizde Ursula'yı anlayabiliyor musunuz diye soralım. Ne olacak arkadaşlar? Könnt cümlenin neresine gelecek? Başına gelecek ve könnt ihr Ursula verstehen? Evet, sizler Ursula'yı anlayabiliyor musunuz? Evet, onu anlayabiliyoruz. Bakın burada tekrar Ursula demeye gerek kalmadan sie diyebiliyoruz. Dolayısıyla ja, wir können sie verstehen. Evet, biz onu anlayabiliyoruz. Ja, wir können sie verstehen. Ya da hayır, biz onu anlamıyoruz derken ne yapacağız? Olumsuzluk nein ve nicht gelecek cümlenin içerisine. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Nein, wir können sie nicht verstehen. Hayır, biz onu anlayamıyoruz. Peki sorunun içerisinde olumsuzluk olsa ne olurdu arkadaşlar? Nicht olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla Ursula'yı anlamıyor musunuz değil mi? Ne olacak arkadaşlar? Nicht'i getireceğim ve cümlenin başında gene modal fiilim können olacak. Çekimlenmiş olarak könnt ihr, öyle değil mi? Könnt ihr Ursula nicht verstehen? Ursula'yı anlayamıyor musunuz değil mi? Könnt ihr Ursula nicht verstehen? Tabii ki onu iyi anlıyoruz. Doch, wir können sie gut verstehen. Öyle değil mi? Burada ne yapmış oluyoruz? İyi anladığımızı belirttiğimizden dolayı wir können sie gut verstehen demiş oluyoruz. Olumsuzladığımızda tıpkı yukarıda olduğu gibi ne diyeceğim bu sefer? Nein, wir können sie nicht verstehen demiş olacağım. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Ihr versteht Ursula. Ihr versteht Ursula. Ihr könnt Ursula verstehen. Ihr könnt Ursula verstehen. Könnt ihr Ursula verstehen? Könnt ihr Ursula verstehen? Ja, wir können sie verstehen. Ja, wir können sie verstehen. Nein, wir können sie nicht verstehen. Nein, wir können sie nicht verstehen. Könnt ihr Ursula nicht verstehen? Könnt ihr Ursula nicht verstehen? Doch, wir können sie gut verstehen. Doch, wir können sie gut verstehen. Nein, wir können sie nicht verstehen. Nein, wir können sie nicht verstehen. Sonraki cümleyle devam edelim arkadaşlar. Die Männer arbeiten in Berlin. Evet, die Männer adamlar demek arkadaşlar. Arbeiten çalışmak. In Berlin, evet Berlin'de demek ki adamlar çalışıyor derken die Männer arbeiten in Berlin diyeceğim. Şimdi bu cümlenin içerisine modal fiilim können'i yerleştirdiğimde ne yapacağım? İkinci pozisyona neyi getireceğim? Können'i getireceğim. Tabii bunu yaparken neye göre können'i yerleştirmiş oluyorum arkadaşlar? Üçüncü çoğula göre. Dolayısıyla die Männer können in Berlin arbeiten. Bakın burada arbeiten nereye gelmiş? Cümlenin sonuna mastar hali gelmiş. Adamlar Berlin'de çalışabilir derken demek ki die Männer können in Berlin arbeiten demem gerekiyor. Şimdi bunu soru şeklinde soracak olursam können'i ne yapacağım? Cümlenin başına getireceğim ve können die Männer in Berlin arbeiten? Adamlar Berlin'de çalışabilir mi? Können die Männer in Berlin arbeiten? Evet. Onlar Berlin'de çalışabilir. Die Männer'a gerek kalmadan arkadaşlar direkt sie diyebilirim. Dolayısıyla ja, sie können in Berlin arbeiten. Evet, onlar Berlin'de
çalışabilir derken demek ki ya sie können in Berlin arbeiten demem gerekiyor. Olumsuzlayacak olursam hayır onlar Berlin'de çalışamaz derken evet ne yapacağım arkadaşlar? Nein ve nicht'i mutlaka cümlenin içerisine koymam gerekiyor ve modal fiilim gene aynı pozisyonda yani ikinci pozisyonda olması gerekiyor ve Nein sie können in Berlin nicht arbeiten değil mi? Hayır. Onlar Berlin'de çalışamaz derken Nein, sie können in Berlin nicht arbeiten demem gerekiyor. Olumsuz bir soru formunda inceleyecek olursak cümlemizi ne olacak? Modal fiilim bu sefer gene aynı yerinde nerede? Cümlenin başında. Çünkü bu bir soru cümlesi. Adamlar Berlin'de çalışamaz mı diye soracak olursam Können die Männer in Berlin nicht arbeiten şeklinde sormam gerekiyor. Bakın gene her şey yerli yerinde mastarda ve cümlenin sonundaymış fiilim ve modal fiilim nerede? Cümlenin başında. Tabii ki demem gerektiğinde doch demem gerekiyor. Doch sie können in Berlin arbeiten. Tabii ki onlar Berlin'de çalışabilir demem gerekiyor. Hayır derken tıpkı yukarıda olduğu gibi ne diyeceğim? Nein, sie können in Berlin nicht arbeiten demem gerekiyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Männer arbeiten in Berlin. Die Männer arbeiten in Berlin. Die Männer können in Berlin arbeiten. Die Männer können in Berlin arbeiten. Können die Männer in Berlin arbeiten? Können die Männer in Berlin arbeiten? Ja, sie können in Berlin arbeiten. Ja, sie können in Berlin arbeiten. Nein, sie können in Berlin nicht arbeiten. Nein, sie können in Berlin nicht arbeiten. Können die Männer in Berlin nicht arbeiten? Können die Männer in Berlin nicht arbeiten? Doch, sie können in Berlin arbeiten. Doch, sie können in Berlin arbeiten. Nein, sie können in Berlin nicht arbeiten. Nein, sie können in Berlin nicht arbeiten. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde yoğun şekilde können modal fiilini incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.